Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü okuma köşemizin kitabı Stefan Zweig'ın Satranç Romanı arkadaşlar. Ben şimdi burada size tabii ki kitap hakkında düşüncelerimi söylerken çok da spoiler vermemeye çalışacağım ki sizin de okuma zevkiniz kaçmasın. Biliyorsunuz Stefan Zweig ünlü bir yazar, Alman yazar aslında. Bu kitap Satranç'ta onun son romanı arkadaşlar. Neden son romanı? Çünkü Stefan Ike ölmeden daha doğrusu intihar etmeden önce 1942 yılında bu kitabı yazıyor ki bu kitabı yazarken de zaten psikolojisi de çok bozuk zaten kitapta psikolojik bir kitap arkadaşlar bu kitap doktor B'nin satranç tutkusu yüzünden Brahma hastalığına yakalanmasıyla ya yani beyin humması gibi bir hastalığa yakalanıyor onunla ilgili bir roman arkadaşlar aslında psikolojik roman dedim ama şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum ben bu kitaba. Psikolojik gerilim romanı desek daha doğru olur. Çünkü son sayfaya kadar ilk sayfadan son sayfaya kadar gerilimi kitap bırakmıyor. Yani sürekli geriliyorsunuz. Hatta son e, sayfalarda kitap bitmeye yakın. Ha, artık siz de o psikolojinin içine girmiş oluyorsunuz. Yani kitap sizin içinize. Siz kitabın içine girmiş oluyorsunuz. Sizin de hani okurken sinir sisteminizde bir değişiklik olduğunu hissediyorsunuz. Ee, bu roman tam psikolojik bir roman aynı, ama aynı, aynı zamanda Stefan Zweig'ın da veda mektubu gibi bir e, özelliğe sahip arkadaşlar. Ee, 1942'de işte Nasyonal Sosyalistlerin Almanya'da işte yükselmesi. Stefan bu baskılardan e, bunalıma girmesini e, anlatıyor biraz da kitap. yani Bunu hissediyoruz. O gerilimi, o yıkımı biz bu kitapta bayağı hissediyoruz. Onu işliyor aslında satranç oyunu ya da bir e, beyin hummasına yakalanan doktor B'nin üzerinden Stefan işte, Zweig aslında o dönemi ve kendi içinde yaşadığı psikolojik gerilimi burada somutlaştırıyor aslında. Başka bir yerde bu sorunlar vücut buluyor diyebiliriz satranç romanında. Eğer böyle çok gerilmek, biraz da psikolojinizin bozulmasını istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben tabi yok psikolojim gerilmesin aman aman daha biraz daha bir şey olsun bir kitap istiyorum diyorsanız Kırmızı Piyano çok daha güzel arkadaşlar. O sizin psikolojiniz bozmuyor. Aslında biraz daha farkındalığınızı arttıran bir kitap. Onu öğrenirim. Yukarıda kartlara bırakıyorum ben o videomu. O kitap sizin için daha uygun olabilir. Çünkü bu bir kitap biraz psikolojinizi de bozabilir arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna, beğenmezseniz beğenme tuşuna tuşlayabilirsiniz arkadaşlar. Keyifli okumalar, hoşçakalın.